Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kalp damar rahatsızlıkları dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada geliyor. Türkiye'de birincisi, de evet. Yani özellikle kalp krizi öyle. Özellikle. Kalp krizi ve hani buna bağlı bir takım rahatsızlıklar oluyor. İşte bacak damar tıkanıkları. Birinci sırada hal böyleyken hani her yaşı ilgilendiren bir sorun. Artık bunun hani yaşı da kalmadı. Çok, hani çok biz çok sık duyuyoruz. Erken yaşta kalp krizi duyuyoruz. Çok. Yani sporcularda duyuyoruz. Hani o şekilde biraz daha bilincimiz artıyor ama hepimizin başına gelebilir. Yani yılda bir dediğiniz gibi bir eko herkese, yani, çocuklarına, yani bir kere, en az kişilerin... bir kere yaptırmak lazım. Yani kapakta delik var mı, işte kapakla da problem var mı diye. Daha sonra yani yaptırdın, hiçbir şey çıkmadı ama yine bir 5 yılda bir falan bir tekrarlamakta fayda var. Ama bir problem var ise tabii daha sık, diyelim ki kapakta romatizmal tutulum olmuş ama ciddi bir problem yok. Ama bu tür hastalığın böyle yılda bir o zaman baktırması lazım. Ya da kalpte bir delik var ama hani çok büyük değil, belki müdahale edilmeyecek gibi. Onların da böyle 2 yılda bir böyle sıkı takiplerle yine bakmak lazım. Onun dışında kalp kriziyle ilgili olarak da yani ne zaman işte efor testi yapalım, ne zaman anjiyo yapalım. Yani aslında bunun çok belirli bir sınırı yok. Bana göre yani eğer ailesel olarak bir yatkınlık varsa, ailesinde daha önce kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, hasta ise, sigara içiyor ise, kolesterolleri takip ettiklerinde yüksek çıkıyor ise, böyle bu hastalığı, bu tür kişilerin böyle 30'undan sonra böyle 2 yılda bir, 3 yılda bir efor testi yaptırmasında göre faydası var. Eğer şüpheli bir durum var, böyle çok ciddi göğüs ağrısı olmasa bile, şüpheli göğüs ağrıları olursa bile, bu tür riskli hastalarda anji yönünde bakmakta fayda var. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Anevrizma ve aort yırtılmalarına gelmek istiyorum. Burada da kalp damar cerrahları tabii ki de devreye giriyorlar. Şimdi bu yırtılmalar ölümcül olabiliyor. Erken ve hızlı müdahalenin çok önemli olduğu sağlık problemleri. Şimdi biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Gene hangi nedenler bu yırtılmalara neden oluyor diyeceğim. Hangi durumlarda gene yırtılmalarda ameliyat ediliyor ve hangi durumlarda ameliyat yerine stente takılabiliyor? Biraz son yıllarda herhalde stent takımı da yaygınlaştı değil mi? Evet. Şimdi aort yırtılmaları yani son derece ciddi. Yani şöyledir, biz bir aort yırtılması tespit ettiğimiz zaman her geçtiğimiz, geç kaldığımız saatte %1 risk artar, ölüm riski. Yani yırtıldığı zaman çünkü eğer ciddi organların, mesela beyne giden damarları tıkayabilir, böbreğe giden damarları tıkayabilir, bağırsaklara giden damarları tıkayabilir, bacağa giden damarları tıkayabilir ya da dışarıya kanayabilir, toraks duvarına kanayabilir, kalbin içine kanayabilir. Yani genelde aort yırtılmaları ölümcüldür. Eğer yani hasta ölmeden tespit edebilirsek, çok eğer yırtılma yerine bağlı olarak beyine giden damarları, yani çıkan aorta ve arkus aorta dediğimiz bölgenin öncesinde ise muhakkak bunları cerrahi. Onları çünkü o tür durumlarda genelde stent takamıyoruz. Hemen kalpten çıktığı bölgeden, çıkan aort dediğimiz bölgede yırtıklar var ise onları hemen hemen çok acil bir şekilde ameliyat etmemiz gerekiyor. Ya bu aort anevrizma, aort yırtılmaları, buna hani aniden. Neden? Çok şiddetli göğüs ağrısı, sırt ağrısı ile. Bu hazırlayıcı faktörleri var tabii. Bizim bu zaten fiziksel olarak beden sağlığımızın biraz bozuk olması ile ilgili tabii. Herkeste kolay kolay olmuyor bu yırtılmalar. Evet. Kimlerde oluyor? Bazı doğuştan gelen bazı hastalıklar var. Marfan sendromu dediğimiz gibi bazı tür hastalıklar var. Onun dışında kimlerde görüyoruz? Genelde çok sigara içen, böyle damarlarında ateroskleroz olan kişilerde özellikle çok sık gözüküyor. Bir de damarı işte anevrizmaya giden hastalarda, genişleme olan hastalarda, bunlarda yırtılma oranları oldukça yüksek. Yani yırtıldıktan sonra da eğer yırtılma şeyde ise, bu beyin damarlarını geçti, kol damarını geçti, daha aşağılarda ise, bunlarda eğer ciddi bir böbrekleri, bacağı,
bağırsakları çok etkileyen ve dışarı kanama durumu falan yoksa bunları ilaçla bazen takip edebiliyoruz. Ya da son yıllarda endovasküler stent dediğimiz stentler çok revaçta. Ameliyat neredeyse yerine bunlar yapılıyor. Bu tür ameliyatlar neredeyse hemen hemen kalkacak gibi gözüküyor. Özellikle yırtılmalardan dolayı aorttan, cerrahinin yeri biraz evet, arkaya itilmiş yani evet, durumda. İnen aorta dediğimiz inen aortadan itibaren olan kısımlarda karın içindeki abdominal aortta, torakstaki inen aort kısımlarındaki yırtılmalarda ve anezmalarda çoğu vakada şu anda endovasküler stentleri çok basit bir şekilde iki kasıktan girerek çok ciddi bir ameliyat olmadan çok rahat bunlar halledilebiliyor. Daha az risk son yıllarda. Herhalde diyebiliriz evet, değil mi? Evet, daha az risk. Onlar da tabii komplikasyonlar falan var ama artık gittikçe gelişiyor. Teknoloji de gelişiyor. Yani artık neredeyse hemen hemen endovasküler stentlere döndü çoğu anezma şekilleri. Mesela abdominal aorta anezması diyoruz. O karın içindeki baloncuklaşma. Neredeyse %90'ını artık endovasküler stentlerle yapıyoruz. Ama bunları da çok hızlı müdahale yapılması gereken yani onları şeyler. Yani yırtılma kadar, yok ise, evet. Yırtılma yok ise yani kanama yok, yırtılma yok ise yani rüptüre anezma diyoruz. Eğer rüptüre olmamış ise, yırtılmamış ise ve belirli bir çapın üzerine ulaşmışsa, belli 5,5-6 santim üzerine ulaşmışsa onları ameliyat ediyoruz. Ama çok daha küçük ise takip edebiliyoruz. Ama yırtılmalarda falan çok acil tabii. Çünkü onlar ölümcül seyrediyor. Eğer yırtılma var ise... Mesela ne kadar sürede hemen müdahale edilmesine? Hemen. Hiçbir vakit kaybetmedi. Hemen bir hastane. Tabii. Yani ya açık ameliyat ya endovasküler stentle muhakkak müdahale etmek lazım. Hocam genelde yetişebiliyor mu hastalar? Nedir burada? Hemen dediğimiz yani o kadar hemen yani, ki... Yani başımıza gelmiştir. Özellikle bu aort yırtılmaları hasta geliyor. Tam teşhis konulmuş. Tamam işte ameliyat hazırlıkları yapacağız derken tak önümüzde... Hastayı kaybediyorsunuz. Yani 2-3 tane hasta olmuştur. Yani bu 20 yıllık benim cerrahi hayatımda yetişemediğimiz hastalar olmuştur. Onlar çünkü o anda alsak bile ameliyata ciddi beyin komplikasyonları falan gelişiyor. Maalesef kurtaramıyoruz. Ama o problem olmadan aldıklarımızın çoğu da iyileşiyor. İyileşiyorlar. Onu da söyleyelim buradan. Ve artık hani aort yırtılmalarında ameliyat yerine stentle... İşte bazı belirli bölgelerde. Belirli yani bölgelerde. Çıkan aorta ve bu beyine giden damarların olduğu bölge haricinde daha aşağı kısımlarda stentlere döndü artık. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Arter ameliyatlarına gelelim. Biraz isterim. Burada gene arter ameliyatları hangi durumlarda? Ya bacak damarı daha çok ağırlıklı olarak arter ameliyatlarından kastettiğimiz. Yani bu olay, şu ateroskleroz olayı sadece kalbi tutmuyor. Yani kalbi tuttuğu zaman işte kalp krizi geçiriyor. Şah damarını tuttuğu zaman... Orası tıkandığı zaman işte felç geçiriyor. Bağırsak damarı tuttuğu zaman ciddi bağırsak problemler oluyor. Ciddi ameliyatlar gerekebiliyor. Ve bacak damarlarını tuttuğu zaman da ciddi bacak iskemileri, bacak kesilmelerine kadar giden, gangrenlere kadar giden durumlar gelişebiliyor. Yani bacak ameliyatlarının büyük bir kısmını ameliyat edebiliyoruz ama bazen ameliyat edemediğimiz durumlar da olabiliyor. Hangilerini ameliyat edebiliyoruz? Hangi durumdakileri ameliyat edemiyoruz o yani zaman? Yani birincisi tabii eğer akut kritik iskemi dediğimiz çok ani tıkanmalar, ani darlıklarda ya yani muhakkak müdahale etmek gerekiyor. Bunların çoğunu hemen ameliyat etmek gerekiyor. Bir de ameliyat yani damar tıkanıklığı öyle diz altındaki damarlarda, ince damarlarda kanıklıklar varsa. Özellikle biz Burger sendromu diyoruz. Böyle sigara içmene bağlı o küçük damarların tıkanması durumlarında. Bunlar da çok yaygın hastalık oluyor. Bütün damarların içi tıkanıyor ve bunlara yani bypass da yapsak çok bir faydamız olmuyor. Ama diz üstündeki damarlarda karın içinden itibaren femoral arter, bu iliak arter dediğimiz bu damarlardaki darlıklarda bunlarda bypass şansımız oldukça iyi. Bunlara çok hastalarımız çok fayda görüyor. Özellikle kladikasyo dediğimiz mesela aslında yürüyor 10 metre yürüyor duruyor. 50 metre yürüyor duruyor. Böyle kısa mesafede
yürüyünce bacak ağrısı olanlarda. Biraz vitrin hastalığı dediğimiz şey hastalığı. Bu galiba. Yürüyor, biraz bekliyor. Aynı şey kalp içine gerekli, geçerli. Angina pectoris diyoruz. Yani yürüyor, göğsünde ağrı duruyor. Aynı şekilde bacakta da aynı mekanizma. O da aynı şekilde yürüyor. Yeterince kan karşılayamayınca, çünkü çok enerji harcıyor o arada bacak. Acemince ağrı oluşuyor ve aslında dinleniyor. Bu tür durumlarda eğer damar yapısı uygun ise bunlara da bypass yapıyoruz. Ya sentetik graft kullanıyoruz ya da yine kendi safen ven dediğimiz toplar damarını kullanıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şah damarı ameliyatlarına gelmek istiyorum. Şah damarı, yani şah damarını herkes bilir. Bu da aynı şekilde arter. Karotis arteri diyoruz bu da. Burada da özellikle tam o ayrım yerinde beyne giden ve yüze giden eksternal ve internal karotis ayrım yerlerinde genelde burada ciddi darlıklar oluşuyor. Burada neler oluyor? Orada da damar sertliği başlıyor. Orada ateroskleroz başlıyor ve oradan ya parçalar kopuyor, küçük küçük plaklar kopuyor, gidiyor felç yapıyor ya da orası aniden tıkanabiliyor ve ani felçlere sebep olabiliyor. Bunu hazırlayan etken ne diyorsunuz? Aynı, yani aynı mekanizma, aynı kalp mekanizma, gibi. Aynı kalp gibi. Bacak damarı, aynı kalp krizi, aynı felç. Hepsi aslında mekanizma aynı. Yani altta yatan sigara en büyük ağırlıklı, diyabet, işte ailesel olarak kolesterol yüksekliği, ailesel yatkınlık, obezite. Ama herhalde bunlar biraz daha hani şah damar ameliyatları gibi biraz daha hani ilerleyen yaşlarda şah damarındaki yaş ilerledikçe bu artıyor tabii. Yaş ilerledikçe artıyor. Ama genç yaşları da görüyoruz. Yani yaygın hastalık varsa bazen görüyoruz. Koroner arter hastalığı ve şah damar hastalığı beraber olabiliyor. Yani zaten biz bypass yapacağımız hastalara muhakkak şah damarlarına bakıyoruz. Yani orada da darlık var mı yok mu diye. Yoksa bir sorun olabilir ameliyatta. Tabii, muhakkak bakıyoruz. Muhakkak rutin yani. Rutin mesela olur. Orada bir sorun varsa ne yapıyorsunuz? Yani bypass cerrahisinin önce ya da sonra ya da o sırada o şeye, farklı bir şey uygulama mı yapıyorsunuz? Onda çok farklı şeyler var. Hastanın diyelim ki kalp damarlarında ciddi tıkanıklık var. Doppler'e de baktık. Beyin damarında da, şah damarında da ciddi darlık var. %90 darlık var. Bu tür durumlarda şikayetler önemli. Hastanın hiç şikayeti olmuş mu, olmamış mı? O son derece önemli. Kritikliği önemli. Diyelim ki %70 darlık var ama hiçbir şikayeti yok. Bunu genelde çok acele etmiyoruz. Müdahale etmiyoruz. Önce kalp ameliyatını, bypass ameliyatını yapıyoruz. Kalbi düzeltiyoruz. Daha sonra takip ediyoruz. Ama hastanın oradan ikide bir parça atıyor. Küçük küçük felç atakları geçiriyor. İşte dili uyuşuyor, eli tutmuyor ama geçici ataklar. O zaman bazen önce bunu yapıyoruz. Kalp çok kritik değilse ama ikisi çok kritikse ikisini aynı anda yapabiliyoruz. Bazen kalbi yapıyoruz, o birini daha sonra yapıyoruz. O yani genelde şeye göre değişiyor. Hocam, hekimin seçimine göre ve hastanın durumuna göre değişiyor. Hemen şunu da soracağım. Şimdi bazen damarlar çok tıkalı oluyor. Kişinin bir rahatsızlığı, yani hissettiği bir şey olmuyor. Yani nefes darlığı, yürümesinde sorun ya da başka bir şey. Bazen bazen de çok fazla şikayet oluyor. Şimdi yani tabii burada faktörler var. Şikayete göre, yani kişinin hissettiği duruma göre mi hareket ediyoruz? Yoksa bizim bu görüntüleme yöntemlerinde, anjiyoda aldığımız sonuçlara göre de mi hareket ediyoruz? Burada bir yani aslında şikayet önemli. Endikasyon koymada. Ama bazen işte diyabetik hastalar göğüs ağrısı bazen duymayabiliyorlar. Evet. Onlarda nöropati gelişiyor. Sinir uçları da hasar olabiliyor ve aslında bakıyorsun çok ciddi %90-95 üç damarda kritik darlık var. Ama bir şey hissetmiyor. Hiç şikayeti yok. Hani bazen nefesi falan daralıyor diyor bazen. Hani göğüs ağrısı yine tariflemiyor. Tabii bu tür durumlarda yani onu biz yine kritik sayıp gerekli müdahale yapıyoruz yani. Ama bazen çok kritik darlıklar oluyor. Şeker hastası yok. Bazen yine olmuyor. Hastada diyor benim hiçbir şikayetim yok. Hiçbir şikayetim yok. Bazen başımıza geliyor. Biraz çok olmuyor ama genelde bir şikayet olur aslında. Kritik darlık var ise böyle %70-80 üzerinde koroner damarlarda kritik darlıklar var ise genelde şikayet oluyor. Ya gene burada düzenli kontrolün önemini ben söylemek istiyorum. Çünkü tabii. Şikayeti çok yüksek derecede hisseden var, hissetmeyen var. Bazen bu da herhalde yanıltıcı yani oluyor. Yani şikayetin yoksa bile ya mesela 50 yaşına geldin hiçbir şikayetin yok ama yani bir efor testi yapmak lazım yani. Hiçbir şey
insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Doğuştan olan anomaliler, bunlar kendini ne zaman hissettiriyor? Yani çocuklu yaşlarda ya da ilerleyen yaşlarda mı belirtileri gösteriyor? Bunları da sorayım size. Şimdi doğuştan anomaller bir kısmı, zaten eğer çok büyük anomaller varsa bir kısmı zaten doğum öncesi de, yani anne karnında da müdahale kaybedilebiliyor. Eğer doğdu, işte büyük transpozisyon dediğimiz büyük kompleks anomaller, zaten onlar hemen çok kendini belli ediyor. İşte çocukta hemen morarma, ağlama, huzursuzluk, işte emmeme, beslenme problemi, zaten onu çocuk doktorları hemen bir kısmını zaten onların anne karnındayken de tespit edilebiliyor. Anne karnında tespit edilemiyor, doğduktan sonra tespit edilebiliyor. Onların bir kısmı çok erken müdahale gerektirebiliyor infant döneminde, ilk 3 ay içerisinde ya da bazıları ilk 1 hafta içerisinde bazılarını ameliyat etmek gerekebiliyor. Bazılarını mesela sadece kalbinde delik var, işte ASD, VSD dediğimiz ya da PDA dediğimiz. Eğer onlar çok büyük değilse onları takip edebiliyoruz. Ya da falotetrolisi diyoruz, TOF diyoruz. Onları bir kısmını takip edebiliyoruz. Eğer doğuştan anomalisi olan hemen bununla ilgili bir operasyon geçirecek hemen, diye hepsi, bir şey hepsi yok. Değil, tabii, hepsi takip değil. Ediyoruz süreç içerisinde. O da aynı şekilde. Hastalığın durumu, ciddiyeti, yaptığı şikayetler. Bunlar son derece önemli. Hepsine bakarak ona göre karar veriyor. Kimisi ilk 3 ayda, kimisi işte ilk 1 içerisinde, kimisi bazen okul çağında, kimisinin